Dün annenle görüşmek için izin istedin ve ben de bunun önemli olduğunu düşünüp sana izin verdim. Ama annenle değildin Ela. Siz... Nasıl öğrendiniz bunu? Annen buraya geldi. Bunu Levent Bey'e söylemedim çünkü önce seni dinlemem gerektiğini düşündüm. Ben şey... Yani ben buradan annemle görüşmek için çıktım. Ama sonra... Gidemedim. Çünkü buna hazır olmadığımı fark ettim. Ve... Sonra eve gidip telefonumu kapattım. Yani kafamı dinlemek için. Yani bütün gün evde miydin? İyi de bu senin Levent Bey'e ya da arkadaşlarına açıklayamayacağın bir durum mu? Niye yalan söyledin? Hayır. Yani evet. Onlar... Ya bilmiyorum ben... Aslında haklısınız. Evet, söylemem gerekirdi. Onlar bir an önce anneni affetmen gerektiğini mi düşünüyorlar? Bu yüzden mi ona gitmediğini sakladın? Evet, galiba. Peki, siz... Yani... Bunu Levent Bey'e söyleyecek misiniz? Yalan söylemeni tasvip etmesem de... Tabii ki bunu yapmayacağım. Bu senin bileceğin bir şey. Ama izinli bile olsan sen bir doktorsun Ela. Ve doktorlar telefonunu kapatıp ortadan kaybolamaz. Her ne kadar dün Aslan Bey de tıpkı senin gibi ortadan kaybolduysa da... Bu bir doktorun yapabileceği bir şey değil. Neyse. Haklısınız. Hadi şimdi arkadaşlarının yanına gidelim. Bugünkü ameliyat planlarına bakalım. Şu iki hastanın yerini değiştirebiliriz. Merhaba hocam. Ela. Nasılsın kızım? İyiyim hocam. Nasıl geçti annenle görüşmen? Bir ilerleme kaydedebildiniz mi? Evet. Her şeyi konuştunuz mu? Bak, senin için zor olduğunu biliyorum ama... Hocam ben iyiyim. Ben gayet iyiyim. Yani lütfen bana artık dünle ilgili soru sormayın. Şu anda tek istediğim çalışmak ve dünü unutmak. Lütfen dünü unutmama izin verin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.